Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşlar üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Alemlere rahmet olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı nasıl anlıyor? Tasavvur dünyamızda nasıl canlandırıyoruz? Gönül dünyamızda Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le ilgili duyuşlarımız, düşüncelerimiz nasıl? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gerçekliğiyle onun dünyasıyla bizim peygamberimizle ilgili tasavvurlarımız, düşüncelerimiz büyük ölçüde örtüşüyor mu? Yoksa peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi anlama noktasında çok uzaklara düşmüş bir gönlün, bir tasavvurun, bir zihnin insanı mıyız? Diğer bir ifadeyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yargıç bir peygamber mi? Her dem hatalar, kusurlar, yanlışlar gördüğünde hemen yargılayan, hemen sorgulayan bir peygamber mi? Denetleyen bir peygamber mi? Bir hata yaptığımızda hemen hatamızı yüze, yüzümüze vuran bir peygamber mi? Yoksa ayette rabb Rahim'imizin bildirdiği gibi, alemlere rahmet bir peygamber mi? Rahmet bir peygamber mi? Biz bu sorunun, bu can alıcı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi gerçekliğiyle anlayabilme, kavrayabilme meselesini sahabe-i kiramın hayatından öğreniriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle şerefli arkadaşları, sahabe-i kiramın ilişkilerine bakarak bunu öğrenebiliriz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin varlıklarla ilişkilerine bakarak bunu anlayabiliriz. Bizim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi en iyi tanıyacağımız ortam, en iyi tanıyacağımız zemin sahabe-i kiram. Ne derler bizde? Arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin candan dostları, şerefli arkadaşları sahabe-i kiram. Onlar ne diyor? Onlar onunla nasıl ilişki üzere olmuş? Sonra onlar bize ne anlatmış? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle nasıl neler yaşamışlar? Onlardan bir tanesi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam hicretin 8. yılı. Medine'ye geleli 8 yıl olmuş. Gönlünde Mekke var. Gönlünde Kabe var. Gönlünde şehirlerin anası Mekke-i Mükerreme var. Mekke artık Mekke-i Mükerreme olmalı. Mekke buna hasret. Alemlere rahmet de buna hasret. Onun şerefli arkadaşları da buna hasret. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 8. yılında on bin kişilik bir ordu hazırlıyor. Medine'yi bağışlayın Mekke'yi kansız bir şekilde fethedecek. Mekke'yi kansız bir şekilde fethetmesi için Mekkelilerin bu hazırlığı hiç bilmemeleri gerekiyor. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den kuşun bile uçmasını neredeyse müsaade etmiyor. Ordusunu hazırlamakta Denetimi bütün boyutlarıyla gerçekleştirmiş, ama bir kadın Mekke yolcusu olup bitenlerden haberi de var. İşin ilginç tarafı kadında bir mektup da var. Kadın Medine'den ayrılmış Mekke yollarında. Alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allahımız, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e bu durumu bildiriyor. Falan kadın hem mektup taşıyarak hazırlıkları Mekkelilere bildirecek. Haberini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vahiy ile almış oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen Hazreti Ali Efendimizi ve birkaç arkadaşını o kadının olduğu yola gönderiyor yakalayacaklar. Üzerindeki mektubu da alacaklar. Özellikle mektubu alacaklar. Ve kadını kısa bir sürede yakalıyorlar. Ale efendimiz kadına mektubu vermesini istiyor. Kadın yalanlıyor. Bende mektup falan yok diyor. Ale efendimiz var olduğunu zor çıkarmaması gerektiğini ve mektubu mutlaka vermesi gerektiğini söylüyor. Ama kadın inat ediyor. Öyle deyince Ali Efendimiz, gerekirse bütün bedenini arayacaklarını söylüyor. Kadın çekiniyor. Saçları arasına koymuş olduğu, gizlemiş olduğu mektubu çıkarıp takdim ediyor. Hazreti elefendimiz Efendimiz ve arkadaşları süratle Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geliyorlar. Efendimiz mektubu açtığında mektubun Hatip bin Ebi Belta'a isminde gözde bir sahabiye ait olduğu gözüküyor. Efendimizin gönlünde güzel yeri olan Hatip bin Belta'a radıyallahu an Mekkelilere bir mektupla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin büyük bir orduyla üzerinize geliyor şekliyle durumu haber veren bir mektup. Ömer Efendimiz orada. Ömer Efendimiz'in hey heyleri geliyor. Ömer Efendimiz bir ateş topuna dönüyor. Ömer Efendimiz Hatip bin Berta'yı münafık olarak hemen yargılıyor. Ve diyor ki ya Resulallah, müsaade et. Şu münafığın kellesini bedeninden ayırayım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hatip bin Belta'yı çok iyi tanıyor. Ve ya Hatip diyor, niye böyle bir şey yaptı? Nasıl böyle bir şey yaptı? Hatip bin Belta, Ya Resulallah, beni bağışlayın. Biliyorsunuz, benim Mekke'de ailem, çoluk çocuklarım var. Ama benim Mekke'de güçlü bir kabilem, akrabalarım yok. Yani ailem kimsesiz. Ben böyle bir mektup göndereyim ki Mekkeliler benim aileme arka çıksınlar, korusunlar düşüncesiyle, kaygısıyla yaptım. Beni bağışla ya Resulallah diyor. Efendimiz hatıbın kaygısını, hatıbın sancısını çok iyi anladı. Ve buyurdular ki, sakın ola Hatıb bin Belta'ya dokunmayasınız. Aslında Hatıb bin Belta'nın yaptığı divanı harplik. Yani idam edilmesi gerekecek bir casusun yapacağı şeyi yaptı. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarını çok iyi tanıyordu. Hem arkadaşlarını çok iyi tanıyordu hem de peygamber Aleyhissalatu vesselam bir konuyu bütüncül kavramadan herhangi bir eyleme herhangi bir işe girişmezdi. Hatibin kaygısını, sancısını anladı ve hatibin mutlak manada doğru söylediğini biliyordu. Ve alemlere rahmet olan bir rahmet gibi iniyordu. Hatıp bin Belta'ya sakın dokunmayasınız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın az evvel zikrettiğimiz üzere bizim normal insanlar nezdinde asla bağışlanmaması gereken bir insanı Efendimizin o bütün insanlığı kalbinde taşıyan alemlere rahmet olan Efendimiz, insanı bütünlüklü anlayan, insanın derdini, sancısını derinlikli kavrayan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bağışlanması gerektiğini elbette çok iyi biliyor ve bağışlıyor, sonra da koruyor. Ona sakın ola dokunmayasınız. Hazreti Ömer Efendimiz anlatıyor. Hımar lakaplı içkiye tamamıyla kendisini vermiş. içki müptelası ileri boyutta içki alışkanlığına düçar olmuş Süveybit isminde bir sahabi var. Süveybit radıyallahu anh. Süveybit hakikaten içki içmeden asla duramayacak boyutlarda bir alışkanlığa düçar olmuş her gün az veya çok mutlaka beden onu istiyor. Bildiğimiz bir şey var. Beden alışkanlıklarını mutlaka ister. Eğer insan bedenin alışkanlıkları yanlışsa, bedenin alışkanlıkları zararlı ise, bedenin alışkanlıkları insanın aleyhine ise, insanı çok kötüleştiren bir şey ise, İnsan bu alışkanlığa karşı yüksek bir direnç ortaya koymazsa o alışkanlık ömür boyu sürer gider. Ama o insanı da yiye yiye bitirir. İçin için çökertir. İçki de böyle bir şey. Süveybit içki mühtelası alışmış. Her gün az veya çok içiyor. Bir kez içerken yakalandı ve cezalandırıldı. Aradan uzun bir zaman geçmedi. Tekrar yakalandı, tekrar cezalandırıldı. Sonra tekrar bir kez daha yakalandı. Ömer Efendimiz diyor ki Süveybit cezalandırılması için Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme getirildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Süveybit'e cezasının verilmesini istedi. Orada bulunanların her birisi, kimisi mendiliyle, kimisi eliyle ona vurdular. Ceza bittikten sonra Süveybit ayrıldı gitti. O ayrılır ayrılmaz içimizden biri, onun aleyhine şunları söyledi. Allah'ım şu adama lanet olsun. Şu adama lanet et. Kaç kez içki nedeniyle yakalandı ama hala ıslah olmadı. Allahu Teala'nın lanetini isteyen cümleyi söyler söylemez Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemen müdahale etti. Ona lanet etmeyin. Ona lanet etmeyin. Kardeşiniz aleyhine şeytana yardımcı olmayın. Vallahi ben onun Allah'ı ve Rasulü'nü sevdiğini biliyorum. Vallahi ben onun Allah'ı ve Rasulü'nü sevdiğini biliyorum. Ona beddua edeceğinize Allah'ım onu bağışla. Allah'ım ona merhamet eyle deyiniz. Ona ve dua edeceğinize Allah'ım ona onu bağışla Allah'ım ona merhamet et deyiniz. Mümin kalpler böyleydi. Mü'min insan melek değildi, haliyle şeytan da değildi. Ama mü'min insan bazen bakarsınız, gönül dünyası Allah'a doğru öyle çırpınır, iman ikliminde öyle cevalan eder ki, sanki melekleşmeye doğru giden güzellikler sergiler. Ama aynı insan, bir bakarsınız, bazı günahların alanında harmanlanıyor. Bir günaha, beş günaha batmış kalmış olabilir. Hangi günahlara batarsa batsın, mümin değil mi? Kalbinde Rabbine karşı hüzün vardır. Peygambere karşı sevgi vardır, eziklik vardır. Yaptığının yanlış olduğunu bilir, ama azgın nefsini frenleyemeyebilir. Onu hakimiyeti altına alamayabilir de nefis de onu iki seksen yerlere bataklıklara fırlatır atar. Ama o için için. Rabbine karşı beni bağışlayacak mısın Allah'ım der. Özünde Rabbi ile ilintisini, bağlantısını sürdürmeye özen gösterir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vahyi getiren Cibril-i Emin, sahabe-i kiramın içerisinde en yakışıklı olanların suretiyle gelirdi bazen Peygamber Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam. O sahabeden biri Dıhyetül Kelbi'ydi. Dıhyetül Kelbi genç bir insandı ama henüz mümin değildi. Fakat artık hayatı sorgulamaya, ölümü sorgulamaya başlamıştı. Yani biz ona varoluş sancısına yakalanmak diyoruz. Niçin var olduğum soruları sorusu Dihye bin Kelbi'nin kalbinin tül Kelbi'nin kalbini yakıyor ızdıraplar içerisinde. Her insan hayatın belirli süreçlerinde hayatının anlamını sorgular. Vicdanı onu bırakmaz aklı selimi onu bırakmaz. Bu nasıl hayat? Ben nasıl hayat yaşıyorum? Yaşanması gereken bu hayat mı? Hayatın anlamı ne? Yoksa hayat gerçekten anlamsız, saçma bir şey olabilir mi? Bu sorular üst üste gelir. Dediğimiz gibi buna varoluş sancısına yakalanmak diyoruz. Dıhyetül kelbi bu sancıya yakalanmış. ızdırabın içerisinde yanıyor. Karar veriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de peygamberin, peygamberliğinin ilk yılları. Peygamber'e gidecek. Varoluşun, hayatın, ölümün anlamını soracak. Artık kararlı. Zira bu ızdırap ile yaşaması mümkün değil. Biz biliyoruz. Yaşadığımız şu dönemde doğulusu, batılısı, güneylisi, kuzeylisi hayatın anlamsızlığı girdabına girince hayatın anlamı üzerine düşünürken ızdıraplara düşünce ve cevabını da bulamıyorsa hayatın ipini kesiyor, intihar ediyor. Her gün nice insan hayatın anlamsızlığına karar vererek anlamsız bir hayatı sürdürmek daha bir anlamsız diye hayatın ipini kesiyor. İşte tam anlamıyla peygamber alemlere rahmet. Yani insan çöllerde kalırsa, çöllerde kaybolur. Yani hayatın ipi çekilmiş olur. Yüreği çölleşmiş insana rahmet gerekir. Gönlü diriltecek ancak rahmettir. İman kalbe girdiği zaman gönül kal inşirah bulur genişler. Dıhyetül Kelbi varoluş sancısıyla peygambere geliyor. Karar vermiş ve gidiyor. Kendisi anlatıyor. Vardığımda çevresinde arkadaşlarıyla oturuyordu. Önce arkadaşları gördü beni. Henüz Müslüman değildim. Beni görünce arkadaşları benden rahatsız oldular. Ekşi ekşi baktılar. Bu da nereden çıktı der gibi belirgin bir rahatsız oluşlarının bakışlarını sergilediler. Ben bundan son derece alındım. Dedim ki ben burada istenmiyorum. İstenmediğim yerde olmamın bir anlamı yok. Dönüp gitmeye karar vermiştim. Dönüyordum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in gözleriyle gözlerim karşı karşıya kaldı. Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın gözlerinde öyle bir huzur, öyle bir sevinç ve bana öyle bir gel diyen, gözleriyle gel diyen bir mesaj vardı, mana vardı ki. Artık ben istesen de sanki gidemeyecektim. Sanki Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in gözleri bir mıknatıs gibi kalbimden, gözlerimden tutarak beni ona doğru götürdü. Vardım, oturdum dizlerim üzerine. O bana iyice yaklaş dedi. Dizlerimi dizlerine dayadım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dıhyetül kelbiye hoş geldin diyor ve konuşuyor. Rabbinden nazil olan inen ayetleri de yer yer okuyor. Ayetler olduğu gibi dıhyetül kelbinin kalbine bir nur gibi iniyor. Dıhyetül kelbi derdinin dermanına kavuşuyordu. Izdırabı diniyordu. Hayatın anlamını kavruyor, öğreniyordu. Ama dıhyetül kelbi Efendimiz'in şerefli arkadaşlarının rahatsız bakışlarını tamamen onlara endekslenerek hareket etseydi, terk edip gidecekti. Ola ki bir daha ne peygamber ne de arkadaşlarıyla hiç görüşmeyecekti. Alemlere rahmet olmak böyle bir şeydi. Öyle diyorduk ya, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbi bütün insanlığı taşıyandı, kucaklayandı. Hiçbir insanı dışlamayandı. Hali nice olursa olsundu. Enteresan değil miydi? Rabbi Rahim'imiz Musa Peygamberimize Firavun'la mücadele edecek olan Musa peygamberimize Rahman ve Rahim olan Allah Firavun'a git ama yumuşak konuş. Kavlen leyinen. Yumuşak bir üslupla konuş. Ama sert söyleme. Biliyoruz, kalpler çok yumuşak. Siz Kalbe bir şey söyleyeceğiniz zaman sert, yüksek dozda sesinizi yükselterek söylerseniz kalp anında kendisini kilitler. Artık gönle giremezsiniz. Kalp sertliği kabul etmez. Onun tabiatı yumuşaklıktır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir başka örnek verelim. Uhud Savaşı'ydı. Savaşın birinci etabında Müslümanlar neredeyse zaferi elde etme noktasındalardı. Zafere ramak kalmıştı. Ama savaş başlama dönünce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 50 İslam neferini aynen tepesinde görevlendirmişti. Ainein tepesinde olacaklardı ve efendimizin talimatı biz öldürülsek cesetlerimizi kartallar şahinler kapıp kapıp götürseler dahi bizden haber gelmedikçe Ainein tepesini asla terk etmeyeceksiniz. Savaş başladı ve savaşın ilk etabında Müslümanlar neredeyse zaferi elde edecekler. Düşman ordusu kaçmaya başlamıştı. Ama öbür tarafta Ebu Süfyan Müslümanların aynayın tepesinde olan Müslümanları kolluyordu. Müslümanlara arkadan vuracak bir stratejiyi takip ediyordu. Şimdi savaşın birinci etabında İslam ordusu zafere ramak kala bir durum elde ettiği için aynı tepesindeki Müslümanlar dediler ki savaş bitti. Artık burada durmamızın bir anlamı yok. Aynen tepesindeki 50 müminin komutanı sakın ola dedi. Peygamber bize ne tembihledi, bize ne söyledi, bize ne buyurdu? Onlar tamam ama fakat savaş bitti, biz galibiz dediler. 40 Müslüman savaş alanına indiler aynığin tepesini terk ettiler Ebu Sufyan da kolluyordu Durumu gördü arkadan süratlice geldi 10 Müslümanı anında şehit ettiler ve Müslümanların arkasından saldırdılar Önden kaçan Müslümanlar da kendi birliklerinin Müslümanların arkasından geldiğini görünce onlar da döndü Müslümanlar düşman ordusunun arasında kala kaldı. Ve Uhud Savaşı'nda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün savaşlarında hiç bu kadar şehit vermemişti. 70 mümin şehit düştü. Peki Uhud Dağı'ndaki Uhud savaş alanının yanındaki Aileyin tepesini terk edenlere Peygamber ne yaptı? Ayet-i Kerime nazil olmuştu. Eğer onlara, tepeyi terk eden kırk Müslümana, eğer onlara kaba ve sert davransaydın, çevrenden dağılıp giderlerdi. Oysa onlar divanı harptiler. Şunca müminin şehit edilmesine neden olmuşlardı. Fakat onların haklı bir gerekçeleri vardı. Neydi? Savaşın birinci etabında savaşı Müslümanlar kazanıyor gibiydi. Öyleydi, öyle görünüyordu. Onlar da ona binaen, Allah'ın Resulü onları da, onların kusurlarından da geçiyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i nasıl tasavvur edeceğiz? Ha, hali pürmelalimiz var. Doğru hali pür melalimiz var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize gelse biz ne diyeceğiz? Ne yapacağız? Bizim diyeceğimiz şu. Ya Resulallah, senin yokluğunda biz böyleyiz işte. Lütfen bundan böyle bizden ayrılma. Peygamber bize gelse bizi hemen anlayacak. Anlayacak. Ve her birimizin gönül dünyasında irili ufaklı yaralarımız neyse birer birer yaralarımıza melhem olacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tasavvurumuzda tam bir rahmet peygamberi olduğunu anlama gayreti içinde olmamız gerekiyor. Bu duyuş ve düşünüşlere düşünüşlerle Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.